Dinle beni. Gelecek sefere göreceksin. Kim bu kupaları alay bakalım. Kim alay, kim alay, kim alay? Elbet çık Trabzon alayı. Sebebine gelince... Vur bakayım o kemanı çanın tılına. Vur bakayım o kemanı çanın tılına. Yaz geldi de yaz geldi, çarşıya kiraz geldi. İki kupa kazandık. Oh, oh. Trabzon az geldi, Trabzon az geldi. Kalan kupaları da bırakın biz alalım. Ligi kurtaramadık. Ah, ah. Şerefi kurtaralım da şerefi kurtaralım. Ağalarına bıraksın öyle kupaları. Bence sana çok bile. Oh, oh. Bu su maşrapaları, bu su maşrapaları. İstanbul'da kalmadı da eski koca arsalar. Oralardan çıkardı. Ah, ah. Ne ünlü futbolcular da ne ünlü futbolcular. Nihayet jetonu düştü. İşte bu Trabzon'un 30 yıllık planı. Niçin diktik arsalara? Oh, oh. Onca apartmanı, onca apartmanı. Üstündeki yazılar karma karışık dursun. Yoksa sen İstanbul'da sokak duvarı mısın? Sokak duvarı mısın? Elbet kurtulacağız da düştüysek krize. Transferlerde taktık, ah ah. Yanlış bir şifirize de yanlış bir şifirize. Benim de keyfim gelir toparlansın İstanbul. Ama şimdi ayarım Bayern ile Liverpool, 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 Bayern ile Liverpool. Analizini yapmadan iddialı konuşamayız.
Ama kas yapısı bizim anlayabildiğimiz ölçüde futbola çok müsait. Bunun dışında futbola müsait olması sadece bir kas yapısı, beden yapısı, organik özelliklerinde de geldiğini sanmıyorum. Bir kere Trabzon ve Trabzonspor bu konudaki seçim tarzında çok dikkatli davranıyor. Öncelikle oyuncunun davranış dengesi çok ilgilendirir bizi. Daha sonra diğer yetenekleri bizim bünyemize gerek kentin özelliği bakımından gerek takımın özelliği bakımından uyumunu çok dikkate alırız. Ve seçtiğimiz kulübümüze davet ettiğimiz bünyemize kattığımız oyuncular dikkat edilirse böyle çok popüler oyuncular değil ama yıldız olmaya namzet oyunculardır ve ahlaki yönden de fevkalade güvenilecek oyunculardır. Bir Ahmet mesela yıllar önce alınmıştır. Artık biz ona bir Trabzonlu kabul ediyoruz. Öylesine alışmıştır. O Trabzon'a, Trabzonluğuna ve hiçbir problemsiz başarılı olmuştur. Buralara kadar gelmiştir. Ümit ediyorum. Daha da devam eder. Şimdi efendim bizim ülkemizde Trabzonspor'un bu ülke durumu bir futbol zengini olarak gözükebilir. Ancak ileri ülkelerle kıyaslama yaptığımız zaman hiç de sevindirici bir ölçüde olmadığımızı kabul etmemiz gerekir. Yalnız böylesine yokluk içerisinde, hatta tesis sefaleti içerisindeki bir kulübün ve bir kentin ileri ülkelerle aynı mücadelede, aynı seviyede olabilmesi gayet tabii beklenemez. Beklemek de haksızlık olur benim kanaatime göre. Trabzon'un ve Trabzonspor'un bu konudaki imkanları biraz geliştirilebilse, bazı haklarla donatılabilse, ben inanıyorum ki Trabzonspor yalnız ülke içerisinde bir büyük değil. Ülkesini temsil etmede de bir büyük olabilecektir. Zira bu potansiyeli var, bu güç var, bu inanç var. Fakat müthiş bir imkansızlık da var. Ve bu imkansızlık içerisinde teslim olmaksızın ki bir başka takım veya bir kent teslim olur. Bu çaresizlikte artık her şeyi terk edebilir. Biz bu çaresizliğe teslim olmayıp hala mücadele ediyoruz, edeceğiz de. Ama imkanlarımız biraz geliştirildiği zaman sanırım şu çaresizlikle bu kadar olan takım çok daha yükseklerde olması mümkün. Ülke temsil ödevi içerisinde daha fazla futbol açısından bir şeyler ortaya getirmenin gereğini inanıyoruz. Bu usta eksiğiz, bir aile eksiğiz. Hatta ülke için bile düşündüğümüz ölçüde yeterlilik yok. Şu andaki Trabzonspor'da bir aile övgü diziliyor. Başarılı olduğu sık sık ortaya getiriliyor. Ama benim ölçümde yine Trabzonspor'un çok önemli eksikleri var. Ve bunları gidermek için de elimizden geldiğince çalışıyoruz. Oh!